Sosyal hukuktan herkese merhaba. Bu hafta Türkiye'de kadına yönelik şiddet ve cezasızlık politikası üzerine konuşuyor olacağız. Bu konuyu seçmemizin sebebi geçtiğimiz günlerde meslektaşımız avukat Dilara Yıldız'ın eski nişanlısı tarafından öldürülmesidir. Öncelikle yakınlarına başsağlığı diliyor ve failin gereken cezayı almasını temenni ediyoruz. Bugünkü konuğumuz Mor Çatı Vakfı'nın gönüllü avukatlarından Ceren Akkaya. Ceren Hanım hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Her gün en az 4 kadın öldürülüyor. Bir de yaralı ve psikolojik şiddete maruz kalan kadınları düşündüğümüzde sırf kadın olduğu için öldürülen, yaralanan ve her türlü şiddete maruz kalan kadın sayısını belirlemek güç. Türkiye'de kadınlara yönelik şiddetin artış sağladığını söyleyebilir miyiz? Sizce kadınların ekonomik özgürlüğe sahip olmaları, bilinç düzeyinin artması ve mücadele etmeleri, erkek şiddetinin de artmasına sebep oluyor mu? Yani bunun için bakmamız gereken tek bir yer var, o da veriler. Her zaman altını çizdiğimiz şey Türkiye'de sağlıklı veri tutulmuyor olması veya tutuluyorsa bu verilerin kamuoyuyla paylaşılmıyor olması. Dolayısıyla hiçbir zaman kesin cevaplar veremiyoruz. Sadece elimizdeki yani sivil toplumdan çeşitli kurumların tuttuğu bazı veriler üzerinden ve kendi alandaki tecrübelerimiz üzerinden bazı çıkarımlar yapabiliyoruz ne yazık ki. Bu da yani devlet tabii her sene kadın cinayeti resmi olarak bir sayı açıklıyor. Yani sadece bunu rakam diye bahsetmek tabii ki çok yakıcı bir şey ama bu sadece rakamlara baktığımızda bile 2020'den 2021'e geldiğimizde devletin açıkladığı kadın cinayeti rakamlarında da bir artış olduğunu görüyoruz. Her ne kadar bununla sivil toplumdan örneğin kadın cinayetlerini durduracağız platformu, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu'nun farklı farklı açıkladıkları veriler var. Bunlar da birbirinden birazcık farklı çünkü aslında bireysel çabalarla tutulmuş veriler. Bir artış olduğunu görüyoruz ve bence en önemli nokta aslında Dilara Yıldız ve yani hemen ertesinde Razi Oskay cinayetleri var. Bunlardan bahsetmek gerekiyor tabii ki ayrıca ama eski nişanlıların tarafından öldürülmüş olmaları ve bu verilerde genel olarak şunu görüyoruz. Boşanma aşamasında kadınlar öldürülüyor. Boşandıktan sonra öldürülüyor. Eski eşler ve daha çok eski sevgili, eski nişanlı tarafından öldürülüyor. Yani en büyük oranda diyelim. Bu evet bize bir şey anlatıyor. Bu kadınların ilişkiden çıkma çabalarının aslında ne kadar büyük bir şiddetle karşılandığını, ne kadar büyük bir mücadele verdiklerinin aslında göstergesi. Dolayısıyla kadınlar gerçekten şiddetten uzaklaşmak için çok ciddi mücadeleler veriyorlar bu ülkede. Biz hep ikincil mağduriyet diye bahsediyoruz. Yargı süreci, şikayet edilen süreçler, bütün bu şiddetten uzaklaşma hikayelerinin hepsi gerçekten ikincil travma yaratan süreçler olabiliyor. Gerçekten zor. Çünkü devlet mekanizmalarının ne kadar ağır aksak işlediğini, bu konuda kadınları ne kadar az desteklediğini biz kendimiz alanda çalışan avukatlar ve sivil toplum örgütü mensupları olarak tabii ki deneyimliyoruz. Hani evet diyelim soruya kısaca ve gerçekten şeyi konuşmamız gerekiyor. Yani bütün bu patern nedir? Yani bu hafta iki peş peşe yani Raziye Özkay ve Dilara Yıldız'ı kaybettik. Çok benzer hikayeler var ve bunu gerçekten konuşmamız gerekiyor. Evet. Sizin de söylediğiniz gibi kadınlar sadece eşleri tarafından değil, eski sevgilileri, eski nişanları tarafından da öldürülüyorlar. Yapılan araştırmalarda da zaten en çok eşleri ve daha sonrasında sizin de saydığınız gibi akrabaları, hatta oğulları tarafından da öldürüyorlar. Peki bu faillerden hangileri 6.284 sayılı ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanun kapsamında cezalandırılıyor? Yani illa bu kadınların evli olduğu erkek tarafından mı şiddete uğramış veya öldürülmüş olması gerekiyor?
Hayır tabii ki. 6.284 sayılı kanun bildiğiniz gibi İstanbul Sözleşmesi'nden alır temelini ve kaynağını. Her ne kadar İstanbul Sözleşmesi'nden Türkiye Devleti imzasını çekmiş olsa da hala 6.284 sayılı kanunda İstanbul Sözleşmesi atfı bulunur. Ve çerçevesi de az çok İstanbul Sözleşmesi'nin çerçevesidir. Daha tabii ki sınırlı olmak üzere. Ama 6.284 sayılı kanun bize şiddete uğrama tehlikesi olan, uğrayan ya da uğrama tehlikesi olan kadınları, çocukları, aile bireylerini ve ısrarlı takip mağdurlarını kanun kapsamını aldığını söyler. Dolayısıyla sadece evli olmak değil, sadece aile içi, tırnak içinde söylüyorum, aile içinde olması değil şiddetin, tanımadığınız birinden de gelse, eski sevgilinizden, eski nişanlınızdan, sokaktaki herhangi birinden, hiç fark etmeksizin 6.284 sayılı kanun kapsamı içindedir. Yani burada zaten amaç şiddetin önlenmesidir. Dolayısıyla şiddete uğrama tehlikesi ifadesinin önemli olduğunu düşünüyorum. Kanunun kritik bir özelliğidir. Peki bu önlenme konusuna ben biraz değinmek istiyorum. Şimdi eğer önleme yükümlülüğü de varsa devletin, hukukun, neden bu cinayetler yaşanıyor? Yani kadınlar defalarca kez şikayette bulunuyorlar, savcılığa başvuruyorlar vesaire. Ama hiçbir şekilde bununla ilgili bir önlem alınmıyor ya da uzaklaştırma kararı verilirse de bu yeteri kadar sanırım takip edilmiyor ki. Şiddetin önüne geçilemiyor gibi düşünüyorum ben. Siz ne düşünüyorsunuz? Şimdi kadın cinayetleri politiktir diye aslında boşuna söylemiyoruz. Kadın cinayetleriyle mücadele etmekte gerçekten bir irade gerektirir, politik bir irade gerektirir ve devletin yükümlülüğünün o yüzden bu kadar altını çiziyoruz. Birkaç şeye değinmek gerekiyor. Şimdi Raziye Özkay ve Dilara Yıldız cinayetlerinin tekrar tekrar altını çizmek istiyorum. Çünkü her iki kadın da bu arada bir meslektaşımız avukat, diğeri de avukat yanında çalışan katip. İkisi de elbette haklarını çok iyi biliyorlardı. İkisi de yasal yolları son derece iyi biliyorlardı ve bunlara başvurmuşlardı. İkisi de devletin korumasına, önlemesine, bu yükümlülüğünü bildikleri için ilgili mercilere başvurmuşlardı ve çok uzun şiddet hikayelerinden bahsediyoruz. Yani yanlış bilmiyorsam Raziye Özkay'ın 10-11 yıla dayanan bir ısrarlı takip durumu var. Dilara Yıldız'ın da keza çok uzun bir süreç bu. Dolayısıyla böyle bir anda oluveren münferit, çeşitli, yine tırnak içinde söyleyeceğim, kafayı yemiş psikopat erkekler tarafından işlenmiş cinayetlerden bahsetmiyoruz. Bunun ne kadar yaygın olduğunu, yani peş peşe 2 gün bu kadar benzer şekilde işlenmiş cinayet olması gerçekten beni bir kadın olarak son derece yaralıyor. Çünkü ikisi de önlenebilir cinayetlerdi. Defalarca başvuru var ve birkaç ay önce Raziye Özkay'ın tutuklanma talepli başvurusu var avukatı tarafından. Çünkü yapılan şikayetler sonrası adli kontrolle serbest bırakılmış fail. Yine Dilara Yıldız örneğinde olduğu gibi sayısız uzaklaştırma kararı var. Bütün bunlar bize bir şey anlatıyor. Ve özellikle Dilara Yıldız cinayetinden sonra biliyorsunuz Türkiye'de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığıdır asıl kadına yönelik şiddet mücadele eden, sorumlu olan kurum. Ve bakana sorulduğunda verdiği cevap kadınların birazcık daha dikkatli olması gerekiyor oldu. Yani aslında biz burada yalnız bırakılmış, kadınlar olarak bu mücadeleyi yalnız başına vermek zorunda olan, dikkatli olması gerekeni yine bizim olduğumuz, bizim yanlış seçimlerimiz sonucu yaşanan bazı olaylarmış gibi
yansıtılan bir durumdayız. Halbuki her zaman şunu söylüyoruz, söylemek durumundayız. Devletin koruma yükümlülüğü var. Bunu yasal yollarla, kolluk kuvvetleriyle ve toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimleriyle çok bütüncül bir yaklaşımla önleyebilecekken, yani yalnız bırakılmış hissetmenin artık hani ileri bir noktasındayız diye düşünüyorum. Bunu üzülerek söylüyorum. Çünkü İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmek bunun bir mesajıydı. Ben devlet olarak yükümlülüklerimi kabul etmiyorum artık. Bunu yerine getirmeyeceğim. İkincisi, bundan sorumlu kurumlar tarafından, yani önceden şunlar söylenirdi en azından. İşte en büyük takipçisi olacağız, işte en ağır cezaların verilmesini sağlayacağız gibi sözleri duyarken artık, yani hani kadınlar evet, dikkatli olun na gelen bir durum var. Bir de şey çok iyiydi, kadın cinayetleri abartılıyor. Ona gelecektim. Yargıtay Başkanı tarafından kurulan bir cümle üstelik bu. Evet. Hani bu iki örnek, bu çok yakın zamanda yaşadığımız için, yani benim de ilk aklıma gelen şey bu. Kadın cinayetleri abartılıyor. Zaten Avrupa'nın yarısı kadar, Avrupa derken neyi yani ne kastediliyor onu da bilmiyoruz. Yarısı kadarken hani sanki cinayetler bir tek Türkiye'de oluyormuş gibi bir algı yaratılmaya çalışılıyor. Bunu bir Yargıtay'ın başkanı kuruyor bu cümleyi. Evet. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı diyor kadınlar dikkatli olsun. Yani Raziye Özkay ve Dilara Yıldız gerçekten dikkatli olmadıkları için mi öldürüldü? Yoksa etkin koruma mekanizmalarından faydalanamadıkları için mi öldürüldü? Bütün sorunun aslında yani cevap bakacağımız yer burası. Ya sadece etkin koruma mekanizmalarının yeteri kadar işletilmemesinin de yanında bence bu kadar erkeklere cesaret veren şey gerçekten sizin de dediğiniz gibi her gün çıkıp kadınlar hakkında söz söyleyen erkekler ve bu insanlar ülkeyi yönetiyor. Yani bir gün bakan çıkıp açıklama yapıyor, bir gün milletvekili çıkıyor, öbür gün Yargıtay Başkanı başka bir şey söylüyor. Bu ülkede hamile kadınlar için sokakta gezmesin dendi. Kadın dediğin kahkaha atmaz, erkeğinin yanında düzgün oturur. Ondan sonra başı açık kadın perdesiz eve benzer, ya kiralıktır ya satılıktır. Ya bunlar mecliste kurulan cümleler. Şimdi siz her ne kadar eğitim verseniz de, Türkiye'nin tabii ki eğitim düzeyi tartışılır, insanların eğitim düzeyi tartışılır. Şimdi bir erkek bunu duyduğu zaman gücü kimden alıyor? Yani başına bir şey gelmeyeceğinin farkında ya az çok. Çünkü tabii onu işte destekleyen bir hükümet var. Onu destekleyen bir iktidar var. Ve hatta yargı var. Yani bir de bununla ilgili de bir şey sormak istiyorum. Yargıdan bahsetmişken. Şimdi mesela Özgecan Aslan davasında olduğu gibi kamuoyunca takip edilen ve baskı oluşturulan davalar var. Ve bunlarda faillerin az çok ne kadar ceza aldığını biliyoruz. Bir de bizim bilmediklerimiz var. Yani kadına yönelik birçok şiddet olayı yaşanıyor ve hepsini tabii ki takip edemiyoruz ya da sosyal medyada bu kadar duyurulmuyor. Bu kamuoyunca takip edilmeyen davalarda peki mahkemenin kararları nasıl? Yani eril bir tavır sergilediğini söyleyebilir miyiz? Şimdi o konuda zaten en önemli örneklerden biri Şule Çet davasıydı hatırlarsanız. Öncelikle evet, bir takipsizlik, bir intihar olgusundan bahsedilerek hani takipsizlik verilen bir şey. Daha sonra ailenin ve arkadaşlarının hani sosyal medyayı etkin kullanmasıyla başka yöne giden bir davadan bahsediyoruz. Evet, bu bir gerçek. Yani özellikle hani sadece tabii ki kadına yönelik şiddetle mücadeleyi hukuk, bir avukat olsam da bir hukuk alanına sıkıştırmayı doğru bulmuyorum. Bu bir sonuç. Evet, etkin yargılama, soruşturma ve kovuşturma kadına yönelik şiddetin önlenmesinde bir araç. Çok da önemli. Ama o bütünü kaçırmamak gerektiğini düşünüyorum. Birincisi, yani iş oraya gelmeden kadınlar örneğin uzaklaştırma kararı, koruma kararı için başvuru yapıyorlar. İşin yargı tarafına yani baktığımda benim kendi tecrübem şu. Son özellikle iki senedir
gerçek anlamda 6.284 sayılı kanunun uygulanması ile ilgili büyük problemler yaşıyoruz. Örneğin kanun 6 aya kadar uzaklaştırma ve koruma kararlarını verilmesine imkan tanıyor. Özellikle son aylarda, son bir yılda da diyebilirim. Bir ay süreli veriliyor benim başvurduğum dosyalarda. Ve bu aslında o koruma mekanizmasının ne kadar zayıflatıldığını düşünsenize, başvuruyorsunuz, karar çıkıyor, tebliğ ediliyor. Zaten tebliğ edilmesi bir 10-15 günü buluyor. Ve bir ay sonra o sona eren karar için yeniden başvuru yapıyorsunuz. Ya avukatınız varsa şanslısınız tabii ki. Avukat varsa hani büyük bir yük olmakla beraber, hani iş yükü anlamında ayda bir başvuru yapmanız gerekiyor. Ve yine çok canımı yakan tecrübelerimden biri son zamanlarda. Bir ay müvekkilime ısrarlı takip dosyası bu arada. Verilen kararlardan sonra bir ayda şiddet faili erkek aynı başvuruyu yaptığında ona da bir ay süreyle mesela uzaklaştırma kararı veriliyor. Şimdi beyana dayandığı için. Evet. O zaman sizin caydırıcılık, koruma, politikanız nerede? Yani böyle bir eşitlik, bu kanunun bu kadar pervasızca bu şekilde kullanıldığını görmeye başladık. Yani önce buradan başlamak gerekiyor. Hakikaten uygulamayla ilgili çok ciddi geri adımlar var. Ve etkin uygulandığında biliyoruz ki tecrübemiz bu. Etkin uygulandığında gerçekten kadınlar için, kadınların şiddetten uzaklaşması için çok etkili bir kanun. İşin diğer tarafı, yargılamalara gelirsek, elbette cinsiyetçi pratikleri her toplumun her alanında olduğu gibi yargıda da görüyoruz. Sorulan sorulardan görüyoruz, algıdan görüyoruz, faillerin savunmalarından görüyoruz aslında. Yani neyin etkili olabileceğini öğrenmiş durumda failler bu tür davalar. Dolayısıyla neyin işe yaradığını, tırnak içinde söylüyorum yine, neyin işe yaradığını çok iyi bilerek, zaten ceza almayacağını, alsa bile bunların indirimden faydalanacağını, ceza alsa bile onun infaz yasası kapsamında kaç sene yatabileceğini bilerek aslında bütün bu süreç ilerliyor. Son bir cümle söyleyeceğim bununla ilgili. Her zaman şunun altını çizmeye çalışıyorum ben kendi dilekçelerimde. Özellikle ısrarlı takibin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Dilara Yıldız ve Raziye Özkay dosyaları bir ısrarlı takip sürecinin aslında etkin cezalandırılmaması, önlenmemesi sebebiyle cinayete dönüştü. Bunu da görmek gerekiyor. Hep şunu söylüyoruz. Caydırıcılık. Yani siz mahkemeler, siz kurumlar, savcılık aşamasında, işte yargılama aşamasında caydırıcı cezalar verirseniz ve bu cezaların uygulanacağına dair o güvenceyi verirseniz, işte o zaman caydırıcı oluyor. Yani caydırıcılığın altını çizmek benim dilekçelerimde en çok yapmaya çalıştığım şey bu. Yani çok fazla tabii ki sorun var yargılamaya dair, ama en önemli şey gerçekten caydırıcılık Türkiye'de maalesef çok işlemiyor. Ben burada Dilara Yıldız'dan bahsetmişken bir şey daha eklemek istiyorum. Kendisinin son paylaştığı Instagram gönderisinde mesela yabancı bir numaradan tehdit edildiğini, ama aslında o kişinin eski nişanlısı olduğunu herkese duyuruyor ve gerçekten ölüm tehdidi alıyor. Kendisi öldürüldüğü günde restoranda ve polis geliyor. Yani öldürülmeden önce polis görevlileri orada hiçbir şekilde müdahale etmiyorlar. Ki zaten failin avukat olduğunu da ekleyelim. Yani bu çok üzücü. Çünkü biliyor, çünkü hukuku biliyor, başına gelecekleri biliyor. Bir anlık bir hırsla bir insan öldürmenin normal olduğunu savunmasını da belirtebiliyor. Yani bunu
bir anlık yaptım, işte telaşlandım vesaire gibi. Çünkü biliyor haksız tarihten nasıl yararlanabileceğini vesaire. Ben şununla da sormak istiyorum. Yani polisler aslında çok güzel tam zamanda müdahale ettikleri olaylar da oluyor biliyorsunuz. Toplumsal olaylarda, siyasal olaylarda ya da herhangi bir eylemde Boğaziçi en yakın şahit olduğumuz olay. Ya da Enes Kara. Ama nedense konu kadın şeyine geldiğinde, kadının yaşam hakkına geldiğinde o polisler nedense kapıyı kırmak istemiyorlar. Nedense o erkekleri götürmek istemiyorlar. Yani biraz da burada bütün polisinden hakimine, meclisine, herkes tarafından göz yumulan bir durum söz konusu. Yani göz göre göre öldürülüyor çoğu kadın. Evet, Ceren Özdemir gibi sokakta hiç bilmediği bir insan tarafından öldürülen kadınlar da var ki zaten onun faili de aslında içeride olması gereken bir kişi. Aslında bir suçlu. Ama mahkeme yine onun suç işlemeyeceğine ya da göz yumuyor ya da suç işlemesine göz yumup bırakabiliyor. Yani gerçekten kadın cinayetleri politik aslında ve düzeltilebilir. Yani eğitimlerle de düzeltilebilir diyebiliriz. Evet, yani burada eğitimden bahsettiğimiz şeyin öncelikle toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimi olduğunu söylemek gerekir. Toplumsal cinsiyet eşitliği eğitiminin hem polislere hem yargı mensuplarına, bu alanda çalışan bütün kamu kurumlarına verilmesi gerektiğini zaten söylüyoruz. Evet. Öncelikle zaten bu perspektifin geliştirilmesi ve bunun anlaşılması gerekiyor. Şimdi polislerin orada müdahale etmeme sebebi, yani sadece Dilara Yıldız örneğinde söylemiyorum, genel olarak hani kol kırılır, yen içinde kalır, aile içi bir meseledir. Bu bakış açısının yaygın olmasıyla ilgili. Yani aslında toplumda bu genellikle böyledir ya, hani karı koca kavga eder sokakta görürsünüz. Gerçi birazcık daha değişmeye başlıyor hani bu durum, ama hani müdahale etmeyelim, aman işte onların meselesi gibi görülme anlayışı poliste de var. Yani polis olması onun toplumsal cinsiyet bakış açısını değiştiren bir şey olmuyor eğer siz o eğitimlerden geçirmezseniz. Dolayısıyla hani orada bir gereken eğitimi almadığı için hem toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifinden hem de kadına yönelik şiddet hani durumunda bu güvenlik planı içerisinde ne yapılabileceğine dair de yeterli belli ki eğitimler alınmıyor. Ve benim Türkiye'de kurumlarda gördüğüm şey şu: kişilere çok bağlı, yani kurumsal yapının zayıf olduğu ve kişilere bağlı bazı mekanizmaların işlediğini görebiliyoruz. Yani bir kurumda iyi örnekler varsa genellikle bu konuya duyarlı bir personelin olduğunu görüyoruz örneğin. Dolayısıyla böyle çok kişilere bağlı, yani kurumsal yapının işlemediği, birazcık daha kişilere bağlı olduğunu görüyoruz. Bu da tam olarak zaten mekanizmanın eksikliğini gösteriyor. Yani tayin, örneğin işte şu karakolun uygulaması çok iyi dediğimiz durumda aslında oradaki kişinin buna duyarlı ve iyi yaklaşım gösterdiğini biliyoruz. Yani bu bütünsellik yok, bu bütün bu eğitimden geçmiş bir şey yok. Dolayısıyla önümüze çıkan sonuçlarda böyle oluyor. Bu yargı için de aynı şey geçerli. Türkiye'nin birçok kurumu için de geçerli. Hani bu kadar tabii ki umutsuz ve şey konuşmaktan dolayı da mutlu değiliz elbette. Evet. Şunu biliyoruz. Gerçekten etkin uygulandığında, orada bir politik irade olduğunda kadına yönelik şiddetin, kadına yönelik erkek şiddetinin demek istiyorum. Çünkü gerçekten failin altını çizmemiz gerekiyor. Yani erkekler tarafından öldürülüyoruz. Hani bunu söylemek gerek. Gerçekten politik irade ve politik o bütüncül mekanizmaların işlediği bir ortamda kadın cinayetleri, kadına yönelik şiddetin, erkek şiddetinde biteceğini biliyoruz. Bunun belki bitmese bile çok azalacağını, hani uzun bir yolumuz var toplumsal cinsiyet eşitliği için ama bu mümkün. 6.284 sayılı kanun orada
iyi uygulanmak için bekliyor, etkin şekilde uygulanmak için ve işe de yarayacak. İstanbul Sözleşmesi'nden imza çekmiş olmamız, o kriterlerin, o bakış açısının, kadına yönelik şiddeti uygulamak için nelerin gerekli olduğuna dair bu kapsamlı metnin, hakların olmadığı anlamına da gelmiyor. Hep onu söylemeye çalışıyorum. Yani o orada duruyor. Hani o bizim hakkımız. Dolayısıyla çok da umutsuz olduğum bir yerde de değilim. Hani bu kadar olumsuz örnekleri konuşmuşken sonuç olarak biliyoruz haklarımız neler, biliyoruz. Sadece artık daha fazla kadın cinayeti haberi, yani daha fazla kayıp vermek istemiyoruz hiçbirimiz. Evet. Ben son olarak bir de nafaka konusunu konuşmak istiyorum. Adalet Bakanlığı biliyorsunuz boşanma davası sonrasında süresiz nafakaya ilişkin düzenleme yapacağını bildirmişti. Herhangi bir gelişme var mı bu düzenleme ile ilgili? Şimdi Nafaka Hakkı Kadın platformu olarak biz bundan 2-3 sene yine bu nafaka tartışmaları gündemdeyken çok ciddi çalışmalar yaptık. Nafakanın ne olduğunu, neden önemli olduğunu anlatmak için, kadın yoksulluğunu anlatabilmek için. Nafakanın sadece işte rahatsız olan, bundan işte çok mağdur olan babalar var, erkekler var. İşte bununla ilgili bir düzenleme yapacağız eksenine sıkıştırılmaması gerektiğini, neden kadınlar için hayati öneme sahip olduğunu anlatan epey bir çalışma yaptık. Zaten çeşitli araştırma raporları da bununla ilgili yayınlandı. Ve o dönem bu çalışmalarımızın bir şeyi olarak da, karşılığı olarak da nafaka konusu bir rafa kaldırıldı. Bu konuyla ilgili yapılmak istenen değişiklik. Ama son zamanlarda bunun yeniden gündeme geleceğini okuyoruz haberlerden. Ama detayını tabii ki henüz hiçbirimiz vakıf değiliz detaylarına. Ama biliyoruz ki nafakanın sınırlandırılmak istendiği, bunu bir mağduriyet aracı olarak gören kişilere bir ne bileyim bir şey gibi sunulacak bir kanun değişikliğinin yapılacağını şu anda yapılacağını yapılmak istendiğini görüyoruz. Ama bununla beraber yine medyadan gördüğümüz, okuduğumuz haberlerden boşanma davalarına ilişkin de çeşitli değişikliklerin getirilmek istendiğini görüyoruz. Boşanma davalarının çok uzun sürmesi sebebiyle bunun kolaylaştırılacağını, taraflar isterse boşanabileceğini ama mali sonuçları bakımından daha sonra davanın devam edeceğini, yani şu an bilmiyoruz. Sadece böyle bazı işte duyabildiğimiz, görebildiğimiz şeyler var. Önümüzde bizi çok ciddi bir gündem bekliyor. Evet. Boşanmaların bu şekilde kolaylaştırılması, elbette boşanmalar uzun sürsün demiyoruz ama medeni kanuna yönelik saldırılar olarak görmek zorundayız. Boşanmaya dair, aile hukukuna dair değişiklikleri de. Bununla ilgili dediğim gibi gündemler bizi bekliyor olacak. Bununla ilgili çok fazla konuşuyor olacağız eğer önümüze gelirse. Nafaka da bunlardan biri. Kadın, Türkiye'deki kadın yoksulluğunu, kadın istihdam oranlarını, buna dair verileri, nafaka miktarlarını bütün verilerle ortaya koymadan hiçbir değişikliği kabul etmiyoruz. Buna dair zaten bir sürü rapor ve araştırma var isteyenler için. Özellikle KONDA'nın araştırma raporunu, Diyarbakır Barosu'nun yaptığı açıkladığı raporları tavsiye ederim. Peki. Benim sorularım bu kadar. Sizin ayrıca eklemek istediğiniz bir şey var mı? Biraz önce söylediğim gibi umutsuz bir yerden kapatmak istemiyorum. Dediğim gibi her şeye rağmen kadın dayanışması çok güçlü bu ülkede. Dolayısıyla buradayız. Bunu söylemek kadınlar istiyorum. Olarak buradayız ve birbirimizi hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız. Ben de aynı şekilde. Umutsuz olmak istemiyorum.
bunu kabullenmek istemiyorum. Bir gün bir erkek tarafından hiç tanımadığım ya da tanıdığım hiç fark etmez. Bir tarafından öldürülmek istemiyoruz. Bunun bu şekilde sadece sayılarla, bir günlük anmalarla geçiştirilmesini istemiyoruz ve kabul etmiyoruz. Hiçbir zaman yalnız değiliz. Kimsenin arkamızda olmasına gerek de yok. Biz birlikte çok güçlüyüz. Ve ben inanıyorum ki Türkiye daha güzel yerlere gidecek. Ya yani inanmak istiyorum diyelim en azından. Öyle ve umarım olacak. Sizinle de o güzel günlerde de yine konuşuyor oluruz. Umarım. Konuk ama olduğunuz... haklarımızı da talep etmekten vazgeçmeyeceğiz. Onu da söyleyelim. Her zaman. Konuk olduğunuz ve bizimle bilgilerinizi paylaştığınız için çok teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür ederim davetiniz için. Ne demek, her zaman. Haftaya sosyal hukukta görüşmek üzere. Sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz.